Canım arkadaşım, genç arkadaşım Gonca Vuslateri çok sık gelir ve bu kurabiyeleri yer benim evimde. Hatta ara ara kurabiyelerin artanlarını da cebine doldurup gider. Bugün onun için ve tabii sizin için kolay bir tarif anlatacağım. Şimdi muzu püre haline getireceğim. Burada gördüğünüz bademleri püre haline getireceğim. Muzu blenderdan geçireceğiz. Badem, ceviz ve mısır gevreklerini koydum. Çikolata parçalarını da içine ekledim. Şimdi muzları da şöyle yine şu minik el blenderıyla işte muzlar da püre haline geldi. Muzu bir püf noktası vereyim. Belki şu anda benim kullandığımdan daha olgunlaşmış. Ben sizin için görüntüsü güzel olsun diye böyle kullanıyorum. İyice böyle hani bozulma demeyeyim de artık çok yumuşamış, böyle dışının rengi biraz kahverengiye dönmüş, beklemiş muzla yaparsanız bekleyen muz her zaman çok tatlı oluyor. Dolayısıyla hani sizin için benim kullandığım tat miktarı azsa bile o muz sayesinde işinizi görecek, gayet lezzetli olacak. Hurma özünü de koydum. Bu hurma püresi, hurma özütü. Bu isimde satılıyor. Bakın, eğer hurma yoksa, böyle bir püre yoksa yine 2 adet hurmayı suda bekleterek de aynı lezzeti verebilirsiniz. Yumurtaları kırıyoruz. Yumurtaları da kırdım içine. Şimdi her şeyi iyice bir karıştırıyorsunuz. Bu arada kendinize hazırladığınız mısır gevreğine nasıl likit malzemeyi koyduktan sonra hani biraz bekletirseniz onunla birlikte nemlenir ve çabucak yumuşar. Aynı öyle düşünün bu kurabiye harcını. Şimdi ben elime bir eldiven giyeceğim ve bir de tepsi alacağım. Bunları şöyle ceviz büyüklüğünde tepsiye yerleştireceğim. 170 derecede 20-25 dakika yapışmaz bir tepsinin içine dizin veya yine kendinizi garantiye almak için fırın kağıdı kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim tepsimi. Kurabiyeleri pişirdikten sonra saklamanız için de bir öneride bulunayım. Mutlaka cam kavanozun içinde muhafaza edin. İçinde tereyağı yok, gördünüz. Sadece yumurta var, ona dikkat edin. İçinde şeker yok, ekstra bir şeker, pudra şekeri, şeker kullanmadık. Dolayısıyla çok rahatlıkla cam kavanozun içinde 4-5 gün hiç bayatlamadan muhafaza edebilirsiniz. Yumurta da kullanıyoruz ama yumurtalar pişiyor çünkü 20-25 dakika zaten fırına gidiyor. Dediğim gibi yanmaz, yapışmaz bir tepsinin içinde 170 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakikaya ihtiyacınız var. Ben şimdi kurabiyelerimi dizmeye devam edeyim. Sonra hemen size
fırından çıktıktan sonra şöyle tabaktaki sunumunu da göstereceğim.